Bocce oyununda hangi takım hangi sırayla atacak onu anlatacağız. Burada parlak toplar var. Normalde bu toplar tek ve çift diye ayrılıyor. Biz daha iyi ayrılsın diye parlak ve soluk topları aldık. Her takımda 3'er oyuncu var. Her oyuncuda 2'şer tane top var. Her oyuncu 2'şer atış yapacak. Şimdi atış sırasını, sıranın kimde olduğunu anlatacağız. Gel parlak top, indirin onları. İlk atış sırası. Misket nerede? Atayım. Misket at. Evet, atış sırası kura'ya göre parlak ya da soluk top başlıyor. Bizim kura'mız da parlak top atışını yapacak. Parlak toptan sonra soluk toptan, yani diğer takımdan bir kişi atışını yapacak. Şimdi bakıyoruz. Hangi topumuz miskete daha yakın? Soluk top. Bunu da göster. Soluk top miskete daha yakın. Yani burada yakın olan top değil de uzak olan topun takımı atışlarına devam edecek. Evet, parlak top atıyor çünkü soluk top daha yakın. Baktığımızda soluk top hala yakın. Yani parlak topa sahip olan takım atışına devam edecek. Soluk topumuz hala yakın. Parlak topa sahip takım atışına devam ediyor. Parlak topun takımı hala devam edecek. Gel. Toplarımıza baktığımız zaman soluk top daha yakın olduğunu görüyoruz. Parlak topa sahip takım atışını devam ediyor. Evet, parlak topun atışları bitti. Şu an soluk topun takımı 1 puan almış durumda ama 5 tane atış daha var. Diğer topların da yakın düşürürse 6 puan birden alma şansı bulunuyor. At oğlum. Evet. Soluk topun puanı 2 oldu. Evet. Üç. Şimdi oyunumuz bitti. Bütün takımlar bütün atışlarını yaptı. Baktığımız zaman soluk topa sahip takımın topları misketin etrafında 4 tane, diğer takımdan daha yakın olduğu için 4 puan birden almıştır.